Kıymetli seyirciler, hepinizi saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Ben Enbiya Yıldırım, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Değerli genç arkadaşlarımla birlikte Hz. Peygamber Aleyhisselam'ı, onun şahsında hadislerin ve sünnetlerini ve bu hadislerin ve sünnetlerin bize ulaşması noktasında büyük İslam bilginlerinin ortaya koymuş oldukları o büyük emeği sizlere anlatmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bugün Allah nasip ederse, Rabbim bizi muvaffak kılarsa, Büyük hadis bilginlerimizden İmam Tirmizi'yi sizlere tanıtmaya elimizden geldiği kadarıyla onun hayatıyla ilgili, kitabıyla ilgili bilgiler vermeye gayret edeceğiz. Ama bunu yapmadan önce her programda yaptığımız gibi Safa kardeşimizi bugün bizim anlatacak olduğumuz konunun başlığını tahtaya yazmak için ben çağırmadan kendisi teşrif etti. Evet. Başlığımız şu Safa. Tirmizi'nin süneni hasen hadisleriyle öne çıkar. Niye bu başlığı seçtik? Bununla ilgili ben birazdan sizlere bilgi verdiğim zaman olay değerli kardeşlerim, sevgili seyircilerimiz netleşecektir. Şimdi İmam Tirmizi diyoruz. İmam Tirmizi 209 yılında aziz kardeşlerim 209 yılında bugün Özbekistan sınırları içerisinde yer alan Tirmiz'de doğmuştur. Ah aziz kardeşlerim, değerli seyirciler. Bu Özbekistan var ya bu Özbekistan burası özellikle değerli kardeşlerim, özellikle kelam, tasavvuf ve hadis ilimlerinin merkeziydi. İmam Buhari'nin kabri Özbekistan'da. Hocam. İmam Tirmizi'nin? Özbekistan. Özbekistan'dadır. Böyle evet. İmam Maturidi'nin de orada. İmam Maturidi'nin başka biri daha var. Tasavvuf Şahnakşibendî. Hazretleri'ni yani düşünebiliyor musunuz? Böyle bütün bizi etkilemiş, gönül bağımız oluşmuş olan bütün insanlar, büyük insanların önemli bir kısmı bu coğrafyada yetişmiştir. Tabi Tirmizli olduğu için hemen aklınıza Özbek olabildiği gelebilir ama Özbek değil. Beni Süleym kabilesinden köken itibarıyla Sülemi kabilesine nispetle zaten Sülemi diye anılıyor. Daha önceki programlarda değerli kardeşlerim bunu anlatmıştık. Niye? Yani bu insanlar Arap kabilelerine nispet ediliyor. Niye bunlar Arap o coğrafyada yetişmiş olmalarına rağmen? Bunu şöyle açıklamıştık ve demiştik ki Hz. Ömer Efendimizin Irak'ı fethetmesinden sonra o coğrafyalar Müslümanların fütuhatıyla onların eline geçmiş oldu. Dolayısıyla buralara İslam'ı anlatmak için, İslam insanlığı öğretmek için pek çok insan buralara geldi, yerleşti. Ve bu insanların çoluk çocukları da, torunları da İslam ilimlerle meşgul oldular. Ve bunlar o coğrafyada az kardeşlerim İslam'ın yerleşmesi hususunda çok büyük gayret göstermişlerdir. İşte İmam Tirmizi de bu insanların torunlarından, çocuklarından bir tanesidir. Rabbim ondan razı olsun. Amin. Arkadaşlar bütün İslam ilimlerin meşgul olan insanlarda olduğu gibi İmam Tirmizi de küçük yaşta ilk önce ilk önce temel İslami ilimleri, alet ilimlerini daha doğrusu Arapçasından işte hafızlığa varıncaya kadar Bunlar tahsil ettikten sonra ben hadis imiyle meşgul olacağım diyerek ne yapmıştır? Yollara rehle dökülmüştür. Buna ne deniyordu? Aziz Az kardeşlerim buna verilen özel bir isim var. Rihle Arapçada yolculuk demek esasında ama artık hadisçilerin yapmış oldukları yolculuğun özel adı olmuştur. Rihle demek terim olmuştur. İmam Tirmizi de kendisinden önceki ve kendisinden sonraki hadisçilerin yaptığı gibi Allah Resulü'nün hadislerini bizim gibi insanlara ulaştırmak için yollara revan olmuştur. Pek çok yere gitmiştir. Horasan, Irak, Hicaz ve Mezopotamya'ya gitmiştir. Ama ilginçtir, Bağdat'a gitmemiştir mesela. Bağdat'a gitmediği için de Ahmet bin Hanbel'den istifade edememiştir. Yani en azından bunu böyle kesin olarak söylemeyeyim isterseniz ama verilen bilgi bu. Belki gitmiştir de bizim kaynakları zikretmiyor olabilir. Ama tespit edilebildiği kadarıyla Bağdat'a gidip Ahmet bin Hanbel öğrencilik safa yapamamıştır. 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 Güzel bir ifade kullandı. Evet. Bunun yanında Mısır ve Suriye'ye de gitmediği kaydediliyor. Ama değerli kardeşlerim buradan şöyle bir soru zihninizde uyanmasın. Yani Bağdat'a gitmedi, Mısır'a gitmedi, Suriye'ye gitmedi. E bu bölgelerdeki hadislerden istifade edemedi. Dolayısıyla toplayabildiği hadisler mecmuası düşük, eksik böyle düşünmeyin. Çünkü her zaman ifade etmiş olduğumuz bir şey var. Bu hadisler şehirlerde geziniyor. Yani Basra'da da aynı hadis var. İşte Küfe'de de var, Hüseyin'de de var. İşte Ömer Faruk'ta da var. Diğer Hasan'da da var. Dolayısıyla hadisleri yani siz tahsil etmek istediğinizde esasında bir iki şehre gittiğinizde bir de bunlar mütedavil olan büyük hocalardan gelen rivayetler olduğu için üç aşağı beş yukarı bunlar hemen hemen her şehirde elde etme imkanınız var. Ama ne olursa olsun yani Ahmet bin Hanbel'e hocalık hoca olmaması, Ahmet bin Hanbel'in ona hoca olmaması, ona öğrencilik yapmamış olması yine de bir ufak eksikliktir. Yani Ahmet bin Hanbel gibi bir insanın önünde diz kırmak güzel bir şeydir ama bundan maalesef eksik kalmıştır. Kimlerden peki yararlanmıştır? Hocaları kim? Büyük hocalara yine Ahmet bin Hanbel'e gidememesine rağmen yine büyük hocalardan istifade etmiştir. Mesela Buhari onun hocalarından bir tanesidir değerli kardeşlerim. Müslim Ebu Davud onun yine hocalarından bir tanesidir. Ebu Davud'dan dört tane hadis rivayet eder. Ama ilginç bir şey var. Tirmizi üzerinde en çok etkisi olan hadis bilgini İmam Buhari olmasına rağmen kitabında arkadaşlar Buhari'den hadis rivayet etmez. Niye acaba etmez? Aynı sebep her zamanki gibi. Ne dura aynı sebep? Yani aynı hadisler zaten farklı tarihlerle farklı kişilerden almıştır hocam. Heh. O yüzden bir daha aynısını kitabına e, almaya gerek duymamış olabilir. Zaten aynı şey mesela İmam Müslim de bildiğiniz gibi Buhari'nin hocasıdır. Hı. Ama evet. o da mesela çekinceli durmuştur rivayetlere karşı. İmam Buhari'nin Buhari talebesidir hocam. İmam e, sen anla benim ne demek istediğimi evet. O dediği gibi. Dolayısıyla İmam müslim de hocasına karşı ne yapmıştır? Bazen bende şöyle bir şey oluyor Safa. Aklım önden gidiyor. Ağız geriden geliyor, yetişemiyor tamam mı? Zihnim ikinci cümleye geçiyor ama ağız geriden geldiği için başka şeyler söylüyor. Ama bizim seyircilerimiz zeki insanlar, anlarlar evet. Şimdi İmam durum bu şekilde. Buyurun. Buyurun. Şimdi hocam önceki bölümlerimizi önceki bölümlerimize zikretmiştik. Yani her bir evet. alimin arkasında büyük bir alim var diye. Ee, baktığımız zaman Tirmizi'nin arkasında Ebu Davud gibi büyük bir muhaddis var, Buhari var. Ee, bütün bunlar göz önünde bulundurulduğunda e, Buhari'nin Tirmizi üzerinde çok etkisi olduğuna, olduğu söyleniyor. Evet. Bu hususu da bize biraz açıklar mısınız? Tabii ki sen ne istersin de biz açıklamayız. Evet. Şimdi Hüseyin. Tabi İmam Buhari bildiğiniz gibi birkaç tane öne çıkan meziyeti olan bir insan. Bir, hadisleri, metinleri. iki hadislerdeki gizli illetler, kusurlar. Üç, Hadisin fıkı bak unutma. Hadisin fıkı yani hadisi biz okuduğumuz zaman baktığımız zaman bundan bize fıkı olarak ne çıkıyor? Bize ifade etmiş olduğu şey nedir? Dolayısıyla bu üç meziyetiyle İmam Buhari kendisine talebelik yapan insanları etkilemiştir. İmam Tirmizi üzerinde de bu üç alanda çok büyük etkisi vardır. Hatta İmam Tirmizi'nin mesela en öne çıkan özelliği nedir diye soracak olursanız arkadaşlar iki şey zikredilir. Bir, A şıkkı diyelim. Bir, hadislerdeki gizli kusurlar. Bakıyorsun hadise sağlam, sorun yok gibi gözüküyor ama biraz incelediğin zaman, irdelediğin zaman onda gizli kusurlar var. Raviden veya metinden kaynaklı olarak. Bunlar tespit etme noktasında İmam Tirmizi çok maharetli ama ikinci bir şey daha var. Sünen kitabını yazdığı için neyi öne çıkıyor İmam Tirmizi'nin? Söyle bakayım. Ahkamı. Heh, yani hukukçuluğu yani fıkıh bilgisi öne çıkıyor. İşte bu iki alanda onun üzerinde etkili olan kimse kim? İmam, İmam Buhari. İmam Ama burada size hoca talebi ilişkisi arasında çok güzel bir anekdot var. Onu ifade etmek istiyorum. İmam Buhari diyor ki sen bizden çok istifade ettin ama diyor. Bizim senden istifademiz senin bizden istifadenden daha fazla diyor. Hocam şu sözün güzelliğine bakar mısın ya? Şu tevazuya bakar mısınız az kardeşim? Bir daha sözü boşa gitmesin tekrar edeyim. Ne demiştim? İmam Buhari diyor ki sen bizden istifade ettin ettim. ancak bizim senden istifademiz bundan daha ziyade. Bizim senden istifademiz senin bizden istifadenden daha fazladır diyor. Yani şu tevazunun güzelliğine bakar mısınız? Ama elbette ki İmam Buhari de kendi birikiminin Tirmizi'den daha fazla olduğunu, öğrencisi Tirmizi de aynı şeyi elbette ki çok iyi biliyor ama bu zamanımızın yetiği olan bir şeydir. Yani burada bir şey var arkadaşlar, onu özellikle ifade etmek istedim. Yani şu bilginler arasında, şu İslam alimler arasındaki şu letafetli konuşma üslubuna lütfen bir bakalım. Bir de bunu zamanımızda yaşamış olduğumuz dönemle birbirine karşılaştıralım değerli kardeşlerim. Tabi büyük imamlara öğrencilik yapan insanın haliyle öğrencileri de büyük insanlar olacaktır. Hamad bin Şakir'in e Nesefi, Ebu Said Eşşâşi, Ebu et e Tirmizi gibi önde gelen bilginlere imam Tirmizi'miz, hocalık yapmıştır. Ama üzücü bir şey var kıymetli kardeşlerim onun hayatıyla ilgili olarak. Şimdi senden yardım isteyeceğim. 209'da vefat etti dedik. 279'da doğdu. 279'da doğdu. 279'da kaç yıl yaşamış 70. oldu? 70 yıl yaşamış oldu. Bu kez kolay oldu biraz hocam. Kolay bildi evet. Ama bunun hayatıyla ilgili Rufay bir şey var. Gözlerini kaybediyor. Gözlerini kaybediyor. Benim çok dikkatimi çekmişler arkadaşlar. Sahabe-i kiramdan da böyle yaşlılık dönemlerinde gözlerini kaybeden bayağı insan var. Yani hatta çok ilginçtir. Bakın gözlerini kaybeden insanlarla ilgili kitaplar yazılmış biliyor musunuz? Doğrudur. Cahız diye bir bilgim var. O Cahız'ın bir kitabı var arkadaşlar. Kitabul Bursan vel Orcan vel Umyan vel Hulan diye bir kitabı var. O kitap Türkçesi şu. Sedef hastalığına yakalananlar, topal olanlar, ama olanlar, şaşı olanlar bu dört özellikteki insanları bir araya getiren çalışmalar yapıyor. Caz. Evet. Ama bunu yapmasının sebebi ne? O kadar büyük insanlar demek ki bu vasıflarıyla öne çıkmışlar. Tabi bu onların kusuru olsun diye bunu yapmıyor bu insan. Evet. Ama diyor ki bak bu insan ömrünün sonunda işte topal kalmıştır. Sedef hastalığına yakalanmıştır. İşte ne bileyim gözlerini kaybetmiştir gibi onların bu meziyetlerini, meziyet diyorum özelliklerini, durumlarını ifade etmek için söylenen bir durumdur. İmam Tirmizimiz de gözlerini kaybeden bir insan idi. Kabri nerededir? Doğduğu yer olan Tirmiz. Tirmiz'dedir. Evet. Hocam bu ilimle çok iştigal ettiğinden dolayı mı kaybediyor yoksa kaza sonucu mu yani? Valla hocam ben bunu e, doktorlara da sordum. Yani çok okuma gözü etkiler mi diye. Öyle bir şey e, söylendiği kadarıyla. Tabi bizim alanımız değil ama çok okuma öyle gözü zayıflatan bir şey değil. Hocam Bir de yaşlandıkça Pandemi başladığında benim gözüm bir buçuk numara büyüdü ya. Sürekli bilgisayara bakmaktan. Sen ödevleri, Okusan ödevleri. PDF okumaktan öyle hocam. Öyle mi? Tabii tabii. Evet. Verdiğiniz ödevler hocam. Siz <laughs> bizden daha iyi bilirsiniz. <laughs> Gözlerini kaybeden sahabelerden biri de Abdullah bin Abbas'tı yanlış hatırlamıyorsam hocam. Ben de öyle hatırlıyor Evet. Yani şu var. Tabii şimdi biz gözlük kullanıyoruz değerli seyirciler. Gözlük kullanıyoruz. Bu. Yalnız gözlük kullanmak da gözün bozulmasını durdurmuyormuş. Evet, Doktorlar evet. söyle diyor hani diyecektim ki gözlük kullanıyoruz hani biraz daha uzuyor belki. Yani göz sağlamlı ama onunla da ilgisi yokmuş. Yok. Hani eskiden sahabe için şunu denirdi. Şu denirdi kıymetli seyirciler. İşte çöl olduğu için Suudi Arabistan coğrafyasında çok çöl fırtınası oluyor. Hani o kafalara sar, e, konulan sarık var ya. Evet. İmame dediğimiz şey o dolama olmasının sebebi de esasında o iklimle alakalı bir şeydir. Yeri geldiği zaman onu maske gibi kullanıyorlar. Kemame şey gibi maske gibi kullanıyorlar. Yani deniyor ki işte gözlerine işte toprak kaçtı, şu kaçtı, bu kaçtı. Tabii bütün bunların sebeplerini bizim tespit etmemiz mümkün değil ama ortada bir vaka var. Sonuçta insanların gözlerini kaybettikleri. Şimdi İmam Tirmizimiz arkadaşlar bizlere pek çok eser bırakmıştır. İşte en başta gelen eseri... ...birazdan onunla ilgili bazı şeyler ifade edeceğim. Sünne nedir? Bizim başımızın tacı olan kitabıdır ama... ...başka bir kitabı daha var ki... ...Türkçe'de tercüme edilmiş olan... ...bir önemli kitabı var ya. Şey. Ney? Hocam şimdi iki, iki şey geldi ama şeyle ile başlıyor. Şey ile başlıyor. Eş-Şemailül... şemail Şerif evet. Eş-Şemailül Muhammed diye... E yani. Şemail-i Şerif diye de... ...Şemail ne demek? Şemail dendiği zaman Yakup biz ne anlıyoruz... Şemal. Yakup. Şemal ne tarafta? Şekil, şemal. Şey şey Peygamber Şekil efendimizin ya. görünüşü hocam. Görünüşte. Eyüp doğru mu diyor? Bir daha söyle. Suret şemal yani yüz. Heh. Biraz daha aç. Yani 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 tamamen insan... Fizik. Tamamen fizik. Hazreti Peygamber özellikler. aleyhisselam sadece fiziki mi? Evet. Eyüp. Hayır manevi değil mi? Bir şey daha var. Şimdi şemal dendiği zaman tamam fiziki özellikleri var ama başka bir şey daha var. Hazreti... Evet. Karakterini. Eyüp tamamladı hocam. Ha. <gülüyor> <gülüyor> evet. yok söylüyorum. Ha, söylüyor musun? Evet. Laki ve fizik özelliklerim için. Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin Eyüp nedir? Öne çıkan fiziki ve ahlaki. Ahlaki, ahlaki, özellikleri. Dolayısıyla bu baş tacı olan kitaplardan bir tanesidir biliyor musun? İmam Tirmizi'nin bu kitabı. Osmanlı döneminde hani Buhari okumak yanında peygamberimizin özelliklerini anlatan bu kitabı da arkadaşlar okunan kitaplardan bir tanesidir. Peygamber Aleyhisselam'a olan sevgiyi artırmak için. Evet. Bir de bir kitap daha var. Onu da söylemem lazım. Hani biz demiştik ki İmam Buhari'ye öğrencilik yaparken ondan üç alanda bilgi aldı, aldı demiştik. Bunlardan bir tanesi de hadislerdeki gizli kusurlar demiştik. Hatırlayın. İşte İmam Tirmizi'nin bir kitabı var. El-İlelül Kebir diye bir kitap var arkadaşlar. Bu da nedir? Hadislerdeki gizli kusurları senet ve metin açısından ortaya çıkaran bir çalışmasıdır. Bu, ilel, bu yalnız çok önemli İlel. Gizli kusur demek. Değil gizli mi? kusur, illet. Hatta illet Arapçada hastalık yani demek. Hastalıkları tespit edin efendim. Bu senetteki şeyde mi kusur Abi yeri geldi zaman metindeki. Ama burada ey bak bir şey dikkatini çeksin. O kusurları görebilmek için ne gerekir? Edim o kusurları gerekir. bilmek gerekir hocam. O kusurlara vakıf olacak altyapı gerekir. Evet. İşte bu Hani İmam Buhari'nin Tirmizi üzerindeki etkisi nedir diye soracak olursanız işte budur. Hadis doktoru. Onu hadis, hadis doktoru yapmış, bravo. Baktığı zaman hadislere, metinlere, oralardaki tabi geniş hadis birikim var. Sen şimdi diyelim ki bir hadisin senedinde problem olduğunu anlaman için ne gerek Önce o hastalıkların hepsini bilmemiz lazım. gerek gerekiyor. Lazım. Hadisleri, tarikleri, metinleri iyice bilmen Hocam, gerekiyor. peki Buyurun. bu hadislerin bulunduğu hadis türüne ne ad veriliyordu? Gizli olan... Muhallel, Muallel. Mualles bir tane daha vardı. O, müdelles, o, müdelles, müdell müdell o müdelles farklı bir müdell şey. Müdelles. mualles. Ne demek? <laughs> e, hocam. Ne? Bu ne? e, işin Osmanlı'nın anlayacağını şey. Evet. Ha? Değil. İki tane vardı. i̇kisi yakındı birbirine. Ondan sordum zaten. Evet. Hangisini? Ne, soruyorsun? Evet. Hocam, Merak istiyorsun? Tek, ha? Buna veren o senede veren ismi sordum aslında. Muallel. Muallel Muall 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 dedi ya vardı, o da benzerdi ama bu işin farklı bir boyutuydu. Onu ben hatırlayamadım. Onu bu... sordum aslında. Ödevin olsun, araştır da geleyip. Sen bir dahaki programda bunu, <laughs> yani soruyu netleştirirsen cevabı Allah'ın izniyle verirsen... Müdelles de. ne demek hocam? Onu da sen bul, evet. Müdelles, evet. yani ben işte öyle. onu sordum daha doğrusu. Hocam bilmiyoruz biliyoruz ya. Müdelles ne yapıyor? Ravi ismi karma karışık hale getiriyor, Tanınmaz hale getiriyor. Eyvallah. ...başka bir isimle, başka bir insanmış gibi sana sunuyor ki... ...böyle meşhur olan bir alemin ee, ismine benzetir. Ne yapıyor? Karıştırıyor. Sen zannediyorsun ki yeni birinden rivayet ediyor. Evet. Şimdi değerli kardeşler bunu da bitirmiş olduk. el elül -El kebir kitabını bitirmiş Hocam olduk. Efendim. Şimdi Yakup Efendi Hazretleri bir şey soracak. ki, Buyur. Hocam eserleri bittiyse yani bölmüş olmayayım da bir soru soracaktım burada ben. Soru evet. buyur. Yani e, İbni Hazm'ın, Tirmizi'nin, Sünen'in yani bahse bahsettiniz en önemli eserlerinden birisi Sünen diye... İbn Hazm'ın da Tirmizi'nin sünenini görmediğine dair bir takım rivayetler var. Yani bunlar doğru mudur? Ne diyebilirsiniz bu konuda bize? Arkadaşlar şimdi 5. asır insanıdır İbn Hazm bildiğiniz gibi. İbn Hazm'ın şöyle bir özelliği var. Bazı bilginlerden bahsederken meçhul meçhul diyor. Yani meçhul Türkçedeki. Yani tanınmayan, bilinmeyen insan anlamında. Şimdi İmam Tirmizi ile ilgili de bunu kullanıyor. İmam Tirmizi ile ilgili de bunu kullanıyor. Peki kullan hocam uzak olmasından kaynaklı mı yani kendisi? Şimdi şöyle bir yorum getiriliyor. Deniyor ki muhtemelen İbn Hazm'ın yaşamış olduğu dönemde Tirmizi'nin bu süneni oraya gitmemiş olabilir. Gitmediğinden dolayı da onu bilmiyor olabilir. Ama bir şey daha var. Deniyor ki İbn Hazm bazen tanımasına rağmen insanları böyle meşhul diye yani biraz onların konumlarını aşağı çekmek için bu tip ifadeler kullandığı vakidir. Deniyor dolayısıyla İmam Tirmizi ile ilgili olarak yani kendi kanaatine göre Diğer hadis kitaplarına göre onun kitabı onlarla aynı konumda değil. Bunu ifade etmek için böyle kullanmış olabilir deniyor ama genel kabul gören kitabı görmemiş olabileceğidir. Tamam arkadaşlar? Evet. Kaldı ki kendisi ilginç bir şey madem sordu. Mesela senedinde Tirmizi geçen hadis rivayet ediyor İbn Hazım. Senedinde Tirmizi'nin kendisi. Yani görmediği rivayeti var hem de orada rivayette kendi bahsediyor. Yani Şimdi bahsetmiyor da şöyle bir şey. Acaba o Tirmizi'yi orada fark edememiş olabilir. Yani Tirmizi tamam orada bir ravinin bir tanesidir. O kitabın sahibi olan Tirmizi olup olmadığını çözebilir. Başka bir olabilir. Tirmizi zannetmiyor. Olabilir. olabilir. Yani yorumu açık olan bir durumdur. Ama durum ne olursa olsun i̇bn Hazm'ın onunla ilgili bu bizim için çok önemli. Yani i̇bn Hazım Hazm gibi bir insanın e, Tirmiziye böyle ifade kullanmış olması yani birinci ihtimal nedir demek ki İbn Hazım en azından kendi muhitine bu kitap henüz gelmiş değil anlamına gelir. Biraz da mezhebinden bahsedelim arkadaşlar. Hemen hocam. evet Eyyub'un yanına gidiyorum. Bu sefer mezhep zahiri değil miydi hocam mesep? Yok o İbn Hazm olmaz. Öyle yok, miydi? Arkadaşlar değerli kardeşlerim şimdi bizim el hadis için kullanılan bir ifade var. O da nedir? Eli hadis. Ehli hadis ne demek? Hadislerde geçen e, asabul hadis ifadesi de kullanılıyor. Hadislerde geçen hükümleri bir fıkı mezhebine tabi olmaksızın kendi hayatlarında tatbik etmeye gayret eden bilginler. Buhari kişiler demiyorum. Bilginler. Bilgin ifadesini özellikle kullanıyorum. Abdülbaki, Safa. Niye? Çünkü bu insan o hadislerle istinbat edip bunları hayatlarında hakim kılabilecek seviyede, üst seviyede bilgiye ve birikime sahip olan insanlardır. Şimdi peki mezhebi konusunda ne diyeceğiz? Diğer mezhep, diğer hadis bilginler için söylenen şey İmam Tirmizi içinde söz konusu edilmiştir. Bazıları onu Eyyub'un mezhebinden olduğunu söylemişlerdir, Şafi olduğunu ifade etmişlerdir. Ama genel kabul gören onun da diğer hadis imamları gibi müstakil eyl hadis dediğimiz yani hadisleri hayatına doğrudan hakim kılan bir insan olduğu noktasındadır arkadaşlar. Bir de muttakiliğinden bahsedeyim. Diğer Ebu Davut'ta gördük hatırlarsınız. İmam Buhar'da Zahid gördük. Demiştik. Ha, son derece zahit olan, dünyalığa önem vermeyen. Zaten arkadaşlar Safa bir şey diyeyim sana. Dünyalığa önem veren bu insanlar verseydiler bu insanlar bu işleri yapamazlardı ya. Değil mi? Evet. Eyvallah hocam. Yani düşünsene dünyalık hiçbir şey kazanmıyorsun. Hayatını sersefil ediyorsun. Yollara düşüyorsun. Çile çekiyorsun. Gittiğin yerlerde icabında Kalacak yer bulamıyorsun arkadaşlar. Bunlar çok önemli. Hocam yol keseni var onlar. Habi sonra... haramisi var dediğin gibi. Yani çok affedersiniz sevgili seyirciler. Yani şimdi gittiğiniz şehirlerde oteller, pansiyonlar, işte hosteller, şunlar, bunlar kalma imkanları seçenekler çok fazla. Bir de o dönem şartlarını böyle zihninizde bir canlandırın. Yani esasında insan, yani sırf olayın bu tarafına baktığı zaman bu büyük insanlar olan muhabbeti, saygısı, sevgisi. Zirve yapıyor yani. Hocam ama o, o dönemde toplumda olan, özellikle Arap kültüründe olan misafirperverlik... Hocam sen ne kadar çok... misafirperver olursan ol, ben sana bir şey diyeyim. Sen şimdi buradan uçağa bin, bir yere git, başka bir şehre git, seni karşılayan biri olsun. Evinde misafir etsin, yine yabancılık çeker misin, çekmez misin? Çekersin, çekersin tabi. Çekersin. Bir de o dönem şartlarını düşün. O dönem hümeti şartlarını hümeti. düşün. Yani o kadar zor ki aklıma sen dediğin için... Hz. Peygamber aleyhisselam mesela Ebu Eyyub elen sen evinde kalıyor değil mi? Evet. Hatırlıyor musun? Evet. Ne oluyor? İlk önce Hz. Peygamber Aleyhisselam alt katta kalıyor tamam mı? Aziz seyirciler. Yani o dönem şartlarının zorluğunu ifade etmek için söylüyorum. Eba Eyüp El Ensari'nin giriş katında kalıyor. Giriş katında kalması peygamberimizin sebebi şu. Hani gelen gideni çok oluyor. Peygamberimizi sürekli çağırıyorlar. Peygamberimiz dışarı çıkmak durumunda oluyor. Bazen de gelen konukları evinde kabul ediyor. Orada onlarla görüşme yapıyor. Ama üst katta ev sahibi Eba Eyüp El Ensari çocukları da var. Şimdi o çocuklar tepiniyorlar, koşuyorlar. Çocuk bu sonuçta ama ev yapısını bir canlandırın zihin dünyanızda. Rahatsız oluyor altta diye düşünüyor Ebu Ayyub el Ensari. Hz. Peygamber aleyhisselam'ı zorlayarak arkadaşlar, zorlayarak üst kata çıkarıyorlar kendileri. Alt kata iniyorlar. Ya ne kadar güzel bir insan ya. Değil mi arkadaşlar? Ne kadar güzel bir insan. Şimdi diyeceğim şey şu. İmam Tirmizi'ye bağlayalım bunu. Yani ne kadar Güzel olanaklar o dönem şartları içerisinde bu insanların önüne gelmiş olursa olsun arkadaşlar. Hakikaten ortada çok büyük bir çilenin var olduğunu hepimiz biliyoruz. O yüzden onlara karşı olan muhabbetimiz elbette ki çok fazla olmaktadır. Evet. Şimdi Tirmizi arkadaşlar, Tirmizi'nin bir özelliği daha var. Hemen hemen bütün hadis konularını içerdiği için tefsir de dahil olmak üzere Bazıları kitabın ağırlığı sünenle ilgili yani ahkamla ilgili olmasına rağmen sünen olarak tanımlamakla birlikte bunu kategorize ederken cami statüsüne koyuyorlar. Yani bir Buhari gibi yani bütün konuları içeren 8 ana başlığı içeren bir hadis kitabı gibi görüyorlar ama fıkıh tarafı yani sünen tarafı ağır bastığı için ne yapıyorlar? Bunu sünenler çerçevesinde değerlendiriyorlar. Hocam, evet arkadaşlar. sorum olacak değil mi? Buyur. Şimdi hocam zaten dersin başında da söyledik bu tahtada da yazıyor zaten ama hani Tirmizi deyince e, neden aklımıza Hasan Hadis geliyor? Yani başka bir alim de değil de Buhari'de değil, işte Müslim'de değil, Ebû da değil de Tirmizi'de bizim aklımıza Hasan Hadis geliyor. Bunun sebebi nedir hocam? O soruyu e, cevaplayacağım inşallah. Unutma yalnız. Ondan önce birkaç e, mesele söylemem gerekiyor. Onları bir ifade edeyim ondan sonra sana cevap vereyim inşallah. Arkadaşlar değerli kardeşlerim bu sıralama hususuna biraz değinmek istiyorum. Yani şimdi kütüb-i sitte diyoruz biz. Kütüb-i sitte ne yapıyoruz? Yukarıdan aşağı bir sıralama yapıyoruz. Değil mi? Buhari Müslim, Ebu Davud, Tirmizi Tirmiz. diyoruz. Ama Şah Veliullah Dehlevi'nin bir farklı yaklaşımı var. Büyük Hint bilginin. Tirmizi Ebu Davud. Şöyle yapıyor. Yok. Şimdi o farklı bir kategorizasyon yapıyor. Birin sıraya sayhan ile İmam Malik'i muvattağını koyuyor. Bakın bir daha söylüyorum. Birinci sıraya Sahihan ile Buhari ve Müslim ile İmam Malik'i muvatanı koyuyor. Diyor ki ikinci sıraya İmam Tirmizi'nin kitabı daha layıktır diyor. Ya böyle yapınca esasını Ebu Davud'un üstüne almış oluyor. Bunu yapmasının sebebi de değerli arkadaşlar onu hadislerin saatini tespit etme noktasında İmam Ebu Davud'dan daha uzman görmesinden kaynaklı olan bir durumdur. Ama bize bu tablo şunu gösteriyor esasında çok büyük bir bilginle karşı karşıya olduğumuzu hepimiz anlıyoruz evet. ya şöyle bir şey var arkadaşlar kitabı bitiriyor Abdülbaki kitabı bitiriyor ondan sonra büyük üstadlara takdim ediyor tamam mı bir kontrolden geçirin lütfen eksiklerimi bana söyleyin diye işte Hicaz'da Irak'ta Horasan'da hocalara takdim ediyor tabi hocalar kitabı çok takdir ediyorlar çok beğeniyorlar bakıyor ki genel bir tefeci gördükten sonra kendisini şöyle bir ifadesi var arkadaşlar. Her kimin evinde bizim bu Süneni Tirmizi yani Sünen kitabı varsa onun evinde konuşan bir peygamber vardır diyor. Hocaların bu onayını aldıktan sonra tabi kitaba yönelik olarak da güvencesi arttığı için kimin evinde diyor bizim bu kitaptan varsa onun evinde bir konuşan Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam vardır diyor. Bu neyi gösterir? O kitabını olan güvenini göstermektedir. 3950 56 tane hadis içermektedir bu kitap. Şimdi kitapla ilgili birkaç tane ana başlık var. Kitabın özellikleri ile ilgili onları ifade etmek isterim değerli seyirciler. Şimdi Tirmizi'nin tertibine baktığımız zaman hadisleri konularına göre, baplara göre dağıtma açısından baktığımız zaman Buhari'ye çok benzediğini görürüz. Yani hangi hadis hangi baba konulacak? Bu açıdan İmam Buhari'ye benziyor. Ama başka bir açıdan da İmam Müslüm'e benziyor. Müslüm ne yapmıştı hatırlayın. Düzen getirmişti hocam. ha bir peş hadis zikreder peş peşe. Tedrici olarak. Tedricilik. Yani konulara dağıtma açısından Buhari'ye benziyor. O hadisle ilgili benzer hadisleri alt alta sıralama açısından İmam Müslüm'e benziyor. Yani teracimlerdeki fıkıh açısından e, o özelliği de barındırıyor. Aynı zamanda düzen. Aynen de aynen dediğin gibi. İmam Buhari'de Dur. olduğu gibi mükerrerler var mı hocam? Mükerreler Farklı baplara. O kadar değil, değil ama şeyinki gibi değil ama Buhari Buhari İmam Buhari'nin Buhar o özel hiçbir kitapta söz konusu değil. Başka bir şey daha yapıyor. Çok uzatmamak için arkadaşlar bu sünen kitaplarının özelliği şudur. Yani vatandaşın böyle ibadetler noktasında yararlanabileceği öz bilgi içerisinde olsun. Dolayısıyla çok fazla uzatmak azminde gayretinde değillerdir. Şunu yapıyor o hadisler hani farklı tariklerini zikrettiği zaman ne yapıyor biliyor musun? Onları bir araya getiriyor. Ya diyelim ki dördümüz, beşimiz aynı hadisi rivayet ediyoruz. İmam Tirmizi şunu yapıyor. Ya diyor ben diyor bunların hepsini tek tek alt alta sıralamayayım diyor. Ya ne yapayım diyor. Diyor ki Hasan'ı Hasan'ın senedini zikredeyim. Daha sonra Ömer Faruk'u zikredeyim. Sonra bunların bir Hüseyin'i zikredeyim, seni zikredeyim. Bunların senetleri nerede birleşiyor? Oraya kadar getireyim diyor. Hmm. Tamam mı? Yani şunu evet. yapıyor, 4-5 tane senedi tek senette topluyor. Tasarruf ediyor. Tasarruf, zamandan, mekandan, kağıttan tasarruf ediyor. Başka bir şey daha yapıyor arkadaşlar, başka bir şey daha yapıyor. Şimdi diyelim ki biz 4-5 tane hadis rivayet ettik ya, hepimiz aynı senet, birleşirdi bizi. Sonra metin olarak da diyor ki, mesela Hasan'ınki diyor, diğerleriyle aynıdır diyor. Evet. Bazen ''Nahvehu'' diyor benzer, bazen de ''Mithlehu'' diyor, hemen hemen tıpatıp aynıdır diyor. Dolayısıyla ne yapıyor? İktisat yapıyor. İksat yapıyor ama mesela, farklı sen... da belirtiyor mu? Belirtiyor. Evet. Farklı lafızlarda varsa farklılıklar onlardan da mutlaka e, belirtiyor. Bir başka özelliği daha var. İmam Tirmizi de olup da işte Kütüb City'de diğer kitaplarda olmayan. Mesela diğer kitaplara baktığımız zaman arkadaşlar ana başlıklar kitap diye geçer. Evet. Mesela Kitabul Gusül. Evet. Ama İmam Tirmizi bunları Ebvab diye veriyor. Ab, ab. Başlık. Yok başlık Ebvab. Ebvabul Gusül. Yani demek istiyor ki eblab Arapçada ne anlama geliyor? Kapılar mı? Şey konular. Ha konular, konular. bölümler. Yani ebvabul gusül yani bunun altında babla e, gusülle ilgili bablar, konular gelecek. Dolayısıyla kitap yerine ebab ifadesini kullanmış oluyor. Bir başka özelliği daha var. Onu da mutlaka söylemem gerekiyor değerli kardeşlerim. O da hadislerin sıhhatiyle ile ilgili bilgiler veriyor ama bu sıhhatle ilgili bilgilere verirken iki bazen de üç kelime kullanıyor. Mesela normalde usulü şudur. Dersin ki bu hadis sahih. Veya bu hadis zayıf. Zayıftır. Bu hadis hasendir. Zayıf. Ama İmam Tirmizi çok Sahih gayrihi sahih gayrihi mi hocam? Yok. Sahih, hasen, hasen sahih. Heh. Ha, evet. Bunu yapıyor. Yani bakıyorsunuz arkadaşlar değerli seyirciler. Hadisle ilgili hadisin sıhhatini tanımlayan iki tane farklı ifade kullanıyor. Diyor ki mesela herde hadisun sahihun hasenun. Bu hadis sahihtir hasendir. Diyor. Yani normalde bir hadis ya hasen olur ya sahih olur, değil mi? Ve da diyor ki herde hadisun sahihun hasenun garibun diyor. Allah. Bu hadis sahihtir hasendir gariptir. Bu tip ifadeleri gördüğümüz zaman acaba burada neyi kastediliyor noktasında? İslam alimler, hadis bilginlerimiz açıklamalar yapmışlardır ve genellikle söylemiş oldukları şey şudur. Kısaca söylüyorum. Yani demek ki o hadisin birkaç tane tarikı var. Yani mesela diyor ki bu hadis sahihtir, hasendir. Bir hadis ya sahih olur ya hasen olur. Buna da kastedilen şey şudur diyorlar. Bu hadisin birkaç tane tariki var. Bunların bir kısmı sahihtir, bir kısmı hasendir. Dolayısıyla o diğer tariklerine de işaret etmek suretiyle bu ifadeyi kullanıyor. Hocam. Bir özelliği daha onu da diyeyim ondan sonra sen bir soru sor. sana geleceğim. Senin hakkından geleceğim birazdan. <laughs> Biz şey daha var. Aldı o cevabını aslında. Ya. Aldın mı? Hasan Hep, Hasan lafzını sormuş. Öyle mi? Yok. Başka bir şey sordu. Ben başka bir şey Değerli şey kardeşlerim künyesini kullanıyor kitabında. Yani şunu yapıyor. hadi siz zikir diyor. Ondan sonra Kale Ebu İsa. Ben de şunu diyorum diyor. Ebu İsa ha. adını kullanmak suretiyle Ebu Davud hadis... Haddesena ha. demişti. Yok. Bu hadisin durumunu, saatini değerlendirmek için kullanmış olduğu bir ifadedir. Ama şunu söyleyeyim. Arkadaşlar Tirmizi'nin en güzel özelliği şudur. Kütüb-i Sitte içerisinde onlara göre farklılık arz eden en güzel özelliği şudur. Hadislerle ilgili olarak başta sahabe ve sonraki fakirlerin, bilginlerin o konuyla ilgili iştihatlarını söyler. Bak bu niye önemli biliyor musunuz? Yani sen bir konuyla ilgili abdest bahisleri, işte namaz bahisleri vesaire ulemanın neler dediğini, ulemanın neler dediğini öğrenmek istiyorsan Sünnet-i Tirmizi'ye bakmak zorundasın. Yani aklına şöyle gelmesin. Ya hocam ya bu bir hadis kitabı. Öyle değil. O ne yapıyor? Hadislerden sonra, hadislerden sonra o konuyla ilgili başta sahabe olmak üzere ulemanın içtihatlarını orada sana serdi diyor. Hatta yapılan bazı çalışmalar var. Güzel. Mesela diyelim ki sen Abdullah İbni Mesud'un fetvalarını toplamak istiyorsun. Mesela. Evet. Ne yapıyorsun? Tefsirlere bakıyorsun. Şunlara bunlara bakıyorsun. Bir de Sünneli Tirmizi'ye bakıyorsun. Niye? Çünkü orada Abdullah İbni Mesud'un fetvalar var. Onları da bir araya getiriyorsun. Ortaya önümüze Abdullah İbni Mesud'un fetvalar diye bir kitap. Toyman'a sana yardımcı oluyor. O zaman bu müştehitler için büyük bir şey yani. E nimet. Hizmeti, Çünkü evet. Farklı görüşlerden arayacağına teker teker hepsini bir yerde buluyor ve arasından tercih etme şeyi şansı doğuyor ona. Aziz kardeşlerim bakın ben bunu demiş miydim? Dememişsem şimdi diyorum. Demişsem tekrar olsun. Hadis kitapları sadece bir hadis kitabı değildir. Evet. Yani bu algıyı bizim yıkmamız lazım. Zannediliyor ki hadisleri zikretmiş. Öyle değil. Hadis kitapları aynı zamanda bir tarih kitabıdır. Bak. Tarih kitabıdır. Çünkü o ravilerle ilgili verilen bilgiler, Hz. Peygamber aleyhisselam hayatıyla ilgili, sen Hz. Peygamber hayatını yazmak istediğin zaman sevgili seyirciler, hadis kitabına bakmadan Peygamber hayatını yazabilir misin? Yazamaz. Yazamazsın. Bu ne anlama geliyor? Hadis kitabı aynı zamanda bir tarih kitabıdır. Hadis kitabı aynı zamanda bir akayet kitabıdır. Niye? Çünkü hadis kitapları sahipleri kendi dönemlerindeki kelami tartışmalara Hadisler ışığında veya bab başlığı yazmak suretiyle cevaplar vermişlerdir. Evet. Sen dolayısıyla kelam tarihini, akayet meselelerini inşa edeceğin zaman mecbursun. Mahkumsun. Hadis kitaplarına bakmaya. Diğer ilim de, tefsir. Hz. Peygamberin selamın bütün hayatı Allah'ın kitabının tefsiridir. Doğru mu? Evet. Doğru değil mi? Aziz seyirciler. Doğru. E sen Hz. Peygamberin Kur'an'ı nasıl tefsir ettiğini anlamak için ne yapacaksın? Nereye bakacaksın? Geleceğim bizim tarafa. Yani bizim hadis kitaplarına gelmeye mahkumsun, mecbursun. Dolayısıyla hadis kitapları esasında fıkıh. Evet, fıkıh da, da öyle. Fıkıh. Hükümlerin çoğu. Kardeşim sen diyelim ki bir ahkam bahsinde bir meseleyi ele alacaksın. Mecbursun bizim hadis kitabına. Peygamber aleyhisselam ne dedi, ne yaptı? Veya İmam Tirmizi hangi fıkıh bilgininde ne aktarmış? Bunları görmeye mecbursun. Dolayısıyla İslami ilimlerle ilgili kim ne çalışma yapıyorsa başta tefsir olmak üzere, fıkıh olmak üzere hangisi aklınıza geliyorsa sevgili seyirciler hadis alanına gelmeye mecbursun Hz. Peygamber Aleyhisselam'a daha doğrusu. Evet. Hz. Peygamber Aleyhisselam'a yaslanmaya ondan istifade etmeye mahkumsun. Mecbursun. Dolayısıyla hadis kitapları salt bir hadis kitabı değil. değildir dersek hakikati ifade etmiş oluruz. Sen bir lüzumsuz soru sormuştun. Neydi o? Bir sor bakalım. Hocam öyle evet. demeseniz daha iyi ama. mi? Evet. <laughs> Hocam şimdi biz hani ee, yani İmam Tirmizi deyince hemen o kitap deyince hemen akla hasen hadis geliyor. Yani bu mesela Müslim deyince böyle bir şey gelmiyor aklımıza. İşte Ebu Davud deyince de gelmedi. Yani neden Tirmizi deyince aklımıza bu geliyor bunu merak etmiştim. Çok güzel bir merak. Evet o merakını giderelim mi? Senin var mı vereceğin cevap? Yok hocam estağfurullah. Oğlum soruyoruz yani varsa söyle. Yani biliyormuş gibi bakıyorsun da o yüzden sordum. Yok az önceki mesele cevap oldu diye düşünmüştüm yok. işte. Bu ha sen sorusuna cevabım var. Mı? Ha sen yok hocam. Hüseyin yok da hocam Sefa'nın var gibi sanki. <laughs> Top bana nasıl geldi bilmiyorum <laughs> hocam. <Ha>. Ya, <laughs> yok ama. Yakuba ver. Yok yani benim cevabım. <laughs> hocam benim cevabım olduğundan değil. O alınca ben cevap vereceğim. Havasında aldı dedim ki herhalde o sıra bekliyor. Evet. <laughs> İlk defa öyle mi hocam? Evet. hocam. <laughs> Şimdi madem öyle biz buna bir cevap verelim. Şimdi Hasan deyince ilk önce Abdülbaki ne kastediyoruz onu bir anlayalım. Hasan Hadis. Hasan hadis ne demek? Sıhhat bakımından sahih hadis sayı şartlarından bir tanesini gelen. taşıyamayan hadis. Yani biraz daha açalım. Bizi seyreden Zapt kardeşlerimiz yönünde, anlasın. Sahabinin kusurunun olması mesela. Heh, bir daha söyle. Zapt yönünden. Ömer Faruk. Heh, yani ravi bizim kendisine itimat etmemiz noktasında herhangi bir sorunu yok. Evet, adalet. Ama hadisi Hz. Peygamber'den gelen rivayeti tam böyle aktarma noktasında sahih hadis ravinin seviyesine çıkamamış. Ama yine sağlam. Ama onun kadar değil. Hani bir süper var, bir de süpere yakın bir şey var ya, öyle bir durumdan bahsediyoruz. Şimdi dolayısıyla Hasan hadis, ravi sağlam ama sahih hadis ravisi kadar hadisi olduğu gibi aktarma noktasında o kadar kabiliyetli olan insan değil. Şimdi hadisleri kategorize etmiş değil mi bizim hadisçiler? Sahih demişler, Hasan demişler, zayıf mevzu diye devam etmişler. Dolayısıyla bu Hasan ifadesi Türkçede ne anlama geliyor Eyüp? İyi güzel. Güzel, güzel yani makbul. Güzel. Ha Hasan. Hatta isim. Anladı olarak... Hasan'ın. Ha Hasan. Hüseyin. Ay, Hüseyin. İkisi aynı anlamda esasında. Hasancık mı oluyor? İsmi tasgir. Evet, tasgir yaparak. Şimdi kıymetli seyirciler. Hasan güzel, hoş demek esasında. Yani eskiden bilginler İmam Tirmizi'den önce de bu ifadeyi kullanmışlardır. Yani şöyle düşünülmesin, anlaşılmasın Abdülbaki. ...Hasen ifadesini icat eden İmam Tirmiz öyle bir şey yok. Yok değil hocam. Mesela İmam Şafii'nin, Eyyübey'in, İmam Şafii Hazretleri'nin kitaplarında... ...Hasen ifadesini hadisler için kullandığını çok görürüz. Burada kastettiği şey İmam Şafii'nin şudur... ...bu hadis hoş, amel edilmeye uygun. Daha sonra ıslah haline dönüşüyor bu Hasen ifadesi İmam Şafii'den sonra ama... ...yine o anlamda. Yani Hasen ne demek? Hoş. Dolayısıyla Tirmizi bir hadis için Hasen ifadesini kullanırsa bu hoş bununla amel edilebilir anlamına geliyor ama kitabında hadis kitapları içerisinde en çok hadis hasen ifadesini kullanan o olduğu için en çok o kullanıyor ıslahi anlamda dolayısıyla artık hasen hadis dendiği zaman insanların akıllarına hemen İmam Tirmizi geliyor ister istemez ama o ayırda mutlaka dikkat hasen edin. Hasen hadisle ilgili yeni bir şey ortaya koymuyor mu hocam mesela? Yani bunu denen bu Akila Hasan deyince ilk o gelmesinin sebebi Bu ifadeyi kullandığı yerleri göz önünde bulundurmak suretiyle Hasan hadisin ölçüsünün ne olduğunu bize öğreten imam Tirmizidir. Güzel farkında olmadan bir soru sordun. Güzel bir soru sordun. Hocam az önce ben size onu söylemeye çalıştım işte. Öyle Hasan sahih sahih hasen lafızlarıyla aslında hasenin farkını aradaki hadisler arasındaki farkı ortaya koyuyor dedim de sizinkinin binanın üzerine çatıyı koyunca tabii <laughs> evet. Ayrı güzel oldu. Tamam yine teşekkür etmiyoruz. Biz evet. teşekkür ederiz hocam. Ben etmiyorum dedim. Biz ederiz işte. Evet. Aramızdaki fark odur diyorsun. Evet. Bu da güzel oldu. Allah razı olsun. Evet. Amin. İmam Tirmizimiz e, böyle. Şimdi geliyoruz arkadaşlar. Süremizin de 10 dakika olduğunu bize de ifade etmiş benim oldu. Benim bir sorum vardı. Hala bekletiyorsunuz. Sor. Şimdi hocam. E, aslında te tertipte vesaire özelliklerinden bahsettik kütüb siteden ayrılan yönlerinden. İmam Buhari ona illette. de ihtisas kazandırmış. Hatta Kitabul İlelil Kebir diye bir eseri de var. Ama tamam. Sünen'inde de Kitabul İlel diye bir bölüm var. Daha doğrusu Ebuabul İlel Tirmizi olduğu için. diğer hadis kitaplarında böyle bir bölüm olmayıp Tirmizi'nin hususen ele almasının hususiyeti nedir? Güzel bir soru sordu. Anlaşıldı mı sorusu? Ben bir şey anlayamadım hocam. Kütübü, Vallahi... Sitte'deki diğer Sünen kitaplarında hatta İmam Buhari'nin camiinde dahi tamam. E, İlel kitabı bölümü yok. yok. Kitabı İlel yok. Ama İmam Tirmizi'nin Sünen'inde eee Ebu'l İlel var. Bu neden? Evet. Şimdi neden böyle bir ihtiyaç doğdu? Benim sevgilime yani... inerek anlatınca anlaşıldı hocam. <laughs> şimdi ilk önce İlel kelimesinin ne anlama geldiğini bir daha hatırlayayım ondan sonra bu soruna cevap vereceğim. İlel illetin çoğulu. Ne demekti? Hastalıklar. Gizli. Gizli kusur Hı -hı. anlamında diyelim. Yani şunda bir illet var. Yani bu işe bakıyorsun bunda bir illet var, bir sıkıntı var diyorsun mesela. Alil hasta anlamına geliyor Arapçada mesela. Şimdi arkadaşlar İmam Tirmizi'nin kitabının bir başka özelliği daha var. Rufaî'nin ifade etmiş olduğu diğer hadis kitaplarında olmayan bir özelliği var. O da hadislerdeki gizli hastalıklara, kusurlara dair bir son bölümü var kitabında. Sonunda yalnız Bakın İmam Müslim kitabına mukaddime yazmıştır. Evet. İmam İbn Mace, İmam Darimi kitabına mukaddime yazmıştır. İşte Ebu Davud da mesela Risale, Risale ile Risale Helim yazmıştır. Kitabını tanıtan bir anlamda mukaddime dur Ayrı bir fasiküldür bu. Yani mektup olarak yazmıştır. Ama İmam Tirmizi kitabının sonunda hasil, hadislerdeki gizli illetlere, ravilerle ilgili durumlara, bunlar nasıl değerlendirileceğine dair Son söz diyebilir miyiz buna ya? Son söz yani mukaddime diyeceğim mukaddime başlı olur. Ama sona yazılmış bir mukaddime dersen belki olabilir. Yani kitabın sonunda arkadaşlar kitabın sonunda sona yazılmış bir muahhire. diyecektim hocam. Mukaddime var. <laughs> Bizde burada bu var. ne yapıyorum? Ravilerle ilgili gizli kusurlarla ilgili maharetini bazı ravilerle ilgili değerlendirmeler de var. Şimdi ravilerle ilgili insan ...nasıl bir bakış açısına sahip olmak gerektiğini öğrenmek istiyorsa bu... ...küçük, minik bir cüzdür o... ...kitabın sonunda. Buna bakması lazım. Ona baktığın zaman zaten... ...İmam Tirmizi'nin hadislerdeki gizli kusurlar hususundaki maharetini çok iyi anlıyorsun. Yani o birkaç sayfaya ne kadar çok evet. şey... ...sıkıştırdığını anlıyorsun. Ama onun bir de... ...El-Elelül Kebir var. Eyvallah. O da basılı sevgili seyirciler. Orada daha mufassal ravilerle ilgili durumları vesaire değerlendirmiş olduğu daha mufassal bir kitabı vardır arkadaşlar. Tabi i̇bn Recep el-Hambeli onun e, ilerini şerhu ile Tirmizi diye şer etmiştir. Pek çok baskısı piyasada bulunmaktadır. En son e, bitirirken iki hususu ifade etmek istiyorum. Bazı bilginlerde, kıymetli kardeşlerim bazı bilginlerde İmam Tirmizi'yi Ebu Davut'a göre böyle biraz gevşek tesahül gösterdiği için tenkit etmişlerdir. Yani bizim kütüp site içerisindeki sıralamada bütün bu güzel meziyetlerine rağmen Ebu Davud'un seviyesine çıkamayışı biraz gevşek kalmasına bağlanmıştır. Yani bütün bu birikimler eyvallah baş üstüne ama hadisleri seçerken kitabına İmam Ebu Davud kadar titiz davranmamıştır diyerek bir eleştiriye maruz kalmıştır. Ahmet bin Hanbel'dendir hocam. <laughs> Allah velih. <'u ala. gülüyor> Oraya Böyle Öğrencilik yapmadığı için mi? Evet. Olabilir. Aradaki fark da o olsun evet. hadi yani. Şimdi en son şunu diyerek bitirmek istiyorum. Sevgili seyirciler, Süneni Tirmizi'yi ülkemize Türkçe'ye kazandıran bir hocamız var. Onu anmadan bu programı bitirirsek haksızlık etmiş oluruz. Rahmetli hocamız Osman Zeki Soyyiğit. Süneni Tirmizi'yi Türkçe'ye kazandıran hocamızdır. Benim üzerimde de 18 ay ben İmam Hatip'te okurken ondan dersler alıyordum. Benim üzerimde de çok büyük hakkı olan bir insandır. Onu burada rahmetle yad edelim çok da güzel bir Kur'an meali var. Kendisi Arapçayı, değerli kardeşlerim, Arapçayı Türkçe gibi konuşup yazan, çizen bir insan idi. O kadar maharetli bir insan idi. Arap radyolarında program yapıyor idi kendisi zamanında, gençlik dönemlerinde. Bu kadar Arapçası iyi olan, bu İslam'a, bu dine güzel hizmetler etmiş olan, insanlığı da, insanlığı da mükemmel olan bir insan idi. Onu burada rahmetle, süneli, tirmizimiz vesilesiyle almış olalım. Yine bir programın sonuna geldik. Tabii biz size doyamadık ama sizi bilemem. Yani siz bize doydunuz mu, doyamadınız mı ama biz inşallah sonraki programlarda yine sizlerle birlikte olmaya gayret edeceğiz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Rabbim bizleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin peşinden yolundan ayırmasın. Bizi Rabbimiz istediği gibi ümmet olan kullarından eylesin. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağlık ve afiyet içerisinde kalın. Hoşçakalın.